EkoTürk ekranlarından merhaba. Tarihler 12 Temmuz'u gösteriyor. Bugün günlerden cuma. Gün ortasında piyasa notlarıyla karşınızdayız. Ben Deniz Zeki Özbay. Günlük yarısını tamamladık. Bakalım hem haftayı yavaş yavaş kapatırken hem de ilk yarısını, ikinci yarısına piyasalara yansımaları, yaşanan gelişmeleri nasıl? EkoTürk Araştırma Departmanı'ndan analist arkadaşım Kutay Korap'la değerlendireceğiz. Kutay merhaba. Merhabalar Zeki. Hemen son dakika gelişmesiyle geldi. Merhaba evet. Diyelim hadi. Euro bölgesinde sanayi üretim rakamları bekleniyordu. Aylık bazda %0.9'luk bir artışı işaret ettiğini gördük. Hal böyleyken ben de hemen buradan Reuters'taki veri takviminden güncel rakamları hızlı bir şekilde paylaşayım istedim. Burada aylık bazda baktığımızda Euro bölgesinin zaten bayrağını görüyoruz. Hı hı. Sanayi üretim rakamları Reuters anketi beklentisinde aylık bazda %0.2 artması yönündeydi. Burada beklentinin oldukça üzerinde olduğunu söylemek mümkün. %0.9'luk bir artışı işaret etti Euro bölgesi. Aylık bazda, yıllık bazda bakıldığımızda ise %1.6'lık daralma bekleniyordu. Yıllık beklenti burada da %0.5'lik bir daralmaya işaret edildi. Aslında son gelen rakamlar hem imalat PMI rakamlarında da biraz daha yukarı yönlü ivmelenme görmüştük. Fakat burada bazı ülkelerde, Almanya gibi ülkeleri bu noktada biraz daha kenara koymamız mümkün. En nihayetinde öncü gösterge imalat PMI rakamlarında da biraz daha iyileşme Haziran ayında tepkisi verilmişti. An itibariyle de Mayıs ayında gelen sanayi üretim rakamları Euro bölgesinde biraz daha pozitif tarafta olmasa da beklentilerden daha iyi olduğunu, daha iyi geldiğini söylemek mümkün. Evet, aslında hareketli bir günü karşılıyoruz. Kutay, hareketli bir gün ortasındayız. Günlük yarısı oldukça önemli haber akışlarını takip ettik. Yine Türkiye özelinde de sanayi üretimini karşıladık biliyorsun. Birazdan detaylandıracağız. Bunun özelinde piyasaların en çok beklediği ve yakından takip ettiği konulardan biri S-400 meselesi vardı. Evet. Uzun süre ABD ve Türkiye arasında gerilim ve artık Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı denildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bu açıklamanın ardından dolar TL'de 5.70'li seviyeleri gördük. Şimdi birazdan tekrar detaylandıracağız kurun nasıl hareket ettiğini ve beraberinde takip ettiğimiz verileri. Yurt içi hareketli, yurt dışında hareketli dakikalar yaşanıyor. Makroekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi konjonktür hep söylüyoruz ya, son zamanlarda piyasalar bunu yakinen fiyatlıyor. Aynı zamanda bir de takip ettiğimiz petrol fiyatlarını özellikle yakından ilgilendiren Tahran ve Washington hattındaki gerilim varken biliyorsunuz buna bir de İngiltere-İran gerilimi eklendi. Yakinen takip ediyoruz. Fed Başkanı Powell'ın mesajından sonra altında bir takım hareketlilikler görmüştü. Onu da birazdan detaylandıracağız ama S-400'ün önemli olduğunu söyleyelim. Sıcak bir haber, taze bir haber. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Temmuz'da zaten Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu ve piyasalar bunu çok uzun süre olumsuz da fiyatlamıştı. Erdoğan ve Trump G20 liderler zirvesinde görüşmüştü. Olumluydu. Kongrenin kararı bekleniyordu. Hala yaptırım gelebilir mi sorusu akıllarda. Bakalım detaylandıracağız. Şimdi döndük yine sanayi üretim, makroekonomik veri cephesine. Şimdi Euro bölgesi sanayiden bahsettik. Son dakika olarak geldi. Sabah da saat 10'da TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim rakamlarını karşılamıştık Zeki. Şimdi Euro bölgesinde beklentiden daha iyi bir sanayi üretim rakamı takip ettiğimizi biraz önce söyledik. Aynı şekilde yurt içerisinde de sanayi üretim rakamları beklentilerden daha iyi bir şekilde açıklandığını gördük. Yıllık bazda bakıldığında burada şu anki grafik aylık bazda değişimi göstermekte. Aylıkta %1.3'lük artışı gerçekleştiğini gördük. Burada beklentiler aylık bazda da aslında sanayi üretim rakamlarında düşüşün devam etmesi yönündeydi. Hı hı. En nihayetinde Nisan ayında revize edilmiş rakamlarla birlikte %0.9'luk aylık bazda bir daralmaya işaret ettiğini görmüştük. 2019 yılı itibariyle de %1 artan Ocak ayında aylık bir sanayi üretim rakamı gördük. Şubat'ta %1.4'tü, Mart'ta %2.3 iken bu rakam Nisan'da eksi tarafa dönmüştü. Şu an itibariyle de dediğimiz gibi %1.3'lük aylık bazda yükseliş gerçekleştiğini sanayi üretim rakamlarında görmekteyiz. Burada dediğimiz gibi sanayi üretim rakamları Nisan ayında beklentilerden kötü bir görünüm sergilemişti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim ise yıllık bazda %2 daralma beklentisine karşılık %4'lük bir daralma gerçekleşmişti. Fakat şu da önemli bir gösterge. Mayıs ayında öncü göstergelerde aşağı yönlü bir dönüş gördük. Ancak Haziran ayında bu durum tam tersi tarafına dönmüştü önceki PMI göstergelerde. Böylece de aslında sanayi üretim rakamlarının beklentilerden daha iyi gelmesini de Haziran ayındaki öncü göstergelerle birlikte de aslında karıştırabiliriz. Bir diğer grafiğimizi rica edebilirsek burada da yıllık bazda görüyor olacağız.
Yıllık bazda sanayi üretim rakamları hala eksi cephede olmaya devam ediyor. Fakat önemli olan şu ki eksi devam eden yıllık sanayi değişim rakamlarındaki ivmelenme pozitif tarafa dönecek gibi duruyor an itibariyle. Aylık yıllık bazda bakıldığında Aralık ayında %9.9 seviyesine kadar daralan sanayi üretim rakamları geçtiğimiz ayda %4 daralmıştı. Fakat bunun revizesinde şu an %3.8'e geri çekildiğini görüyoruz. Buradaki baştan pozitif ivmelenme umarız önümüzdeki aylarda sanayi üretim rakamlarında pozitif tarafa geçmemizi de sağlar. Bir diğer grafiğimiz daha var. Aslında burada da sektör ve sanayi gruplarına göre, ana sanayi gruplarına göre değerlendirilmiş bir hem aylık hem de yıllık değişimleri göstermekte. En majör sektörler arasında madencilik ve taş ocağını görüyoruz. Aylık bazda %5.2'lik bir artış gerçekleşirken yıllık bazda %2.5'luk madencilik ve taş ocağında bir daralma gerçekleşti. İmalat sanayi tarafında aylık %1'lik bir artış takip edilir. Yıllıkta %1.8'lik daralma takip edildi. Elektrik, gaz, buhar cephesinde aylık %2.9, yıllık %1.4. Ara malında %0.4, yıllıkta 6.7'lik bir daralma vardı. Enerji kaleminde ise %2'lik aylık, yıllık ise %7.7'lik bir artışa işaret edildi. Ana sektörler tarafında da durum bu şekildeydi. Evet, şimdi tabii birazdan Euro bölgesindeki Mayıs sanayi üretimini de değerlendireceğiz detaylı bir şekilde. Mayıs'ta yıllık %0.5 gerileme kaydetti. Beklenti ise %1.5 gerileme öngörülüyordu. Bunun yanı sıra sanayi üretimi takip ediyoruz. Hem yurt içinde dedik hem Euro bölgesinde. Makroekonomik gelişmeler var, veriler var takip ettiğimiz. Bununla birlikte siyasi konjonktürün aslında hareketli olduğunu söyledik. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Belki aramıza yeni katılanlar vardır. S-400'lerin ilk parçasını Milli Savunma Bakanlığı Türkiye teslim gerçekleştiğini duyurdu. Duyurmasının ardından dolar-tl kurunda 5.70'li seviyeleri gördük. Birazdan detaylandıracağız. Şimdi hala 5.70'lerde seyrediyor. 5.70'in üzerine görmüştük. Şimdi 5.70'de stabil seyrediyor. Borsa cephesinde bakalım nasıl yankılanacak bu haber. Biliyorsun Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra TL varlıklardaki baskı, hafta başında başlayan baskı Merkez Bankası'nın başkanının değişimiyle birlikte kalkmıştı Fed Başkanı'nın yorumlarından sonra. Bakalım S-400'lerle ilgili açıklama gelmesinin ardından 5.70 test eden dolar-tl'de ne gibi hareketler görüyoruz. Evet. Önen bekliyoruz ve devam edelim istersen tekrar. Evet Zekiye, şuradan yurt istersen dışıyla devam edeyim. 5.71.66 gördü gün içerisinde dolar Türk lirası en yüksek. En düşük seviye ise 5.67.28 test edildi. Şimdi 5.70'te. Evet, şu an 5.70'li seviyelerde işlemler devam ediyor. Borsa İstanbul cephesinde de 99.870'lere kadar yükseldiğini görmüştük. Evet. Gün içerisinde en düşük ise 98.695 seviyesini gördü Borsa İstanbul cephesi. Diğer veri 98.883 diyelim. Evet, Borsa İstanbul'da da anlık durum bu şekilde. İstersen Çin tarafından ticaret rakamlarını takip ettik. Günün bir diğer önemli verisiydi. 2 numaralı grafiğimizde bu mevcut. Çin ticaret dengesi açıklandı. İhracat yıllık bazda görüyor olacağız. 50.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Beklenti 45 milyar dolar olması yönündeydi. Önceki rakam ise 41.66 milyar dolardı. Çin tarafında ithalat kalemine bakıldığında da Haziran'da yıllık 7.3'lük bir daralma vardı. Beklenti tarafında ise %4.5'lik bir daralma bekleniyordu. Önceki rakam ise burada %8.5'ti Haziran ayında. Dediğimiz gibi Çin'den gelen bu rakamlarla birlikte bir diğer önemli nokta ABD ile olan Çin'in dış ticaret açığı. Burada da Ocak-Haziran'a dair de 140.8 milyar dolarlık dış ticaretinde Çin-ABD tarafında fazla verildiğini görüyoruz. Pekala, devam edeceğiz Kutay, ama biliyorsun S-400 konusu hareketli bir konu. Hemen bir kez daha hatırlatalım, gelişmeleri paylaşalım. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. S-400'lerin ilk partisi Ankara'ya ulaştı. Rusya'dan alınan S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığı duyuruldu Milli Savunma Bakanlığı tarafından. S-400'e ait parçaların teslimatının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, sistemin bütünüyle hazır olmasının ardından da kullanıma başlanacağını açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır dedi. Yapılan açıklamaya böyle bir girizgah yaptı. Sözleşme kapsamında S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.
açıklaması yapıldı. Mürted hava üstünde konuşlanma hazırlığı tamamlanırken hangar tesisi yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı hazır olunca S-400'ler kullanıma başlanacak diyor. Genel olarak piyasaların yakından takip ettiği bir haber akışıydı. Uzun süredir ekonomiye yön veren, piyasalara yön veren ABD ile Washington'la Ankara arasında, Türkiye arasında konuştuğumuz konulardan biriydi. G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmelerini yapmıştı. ABD demişti ki eğer Türkiye S-400'ü alırsa F-35 programından çıkarılır. Hatta Patrick Shanahan'ın hatırlayacaksınız Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı mektupta, basına sızdırılan mektupta da 31 Temmuz tarihi işaret ediliyordu. Türk pilotların F-35 eğitiminden ekarte edilmesi için. Trump'tan herhangi bir sinyal gelmedi bununla ilgili. Aslında ABD cephesinden herhangi bir mesaj gelebilir mi? Bu da bekleniyor. Şahsına münhasır başkan ABD Başkanı Donald Trump eğer Twitter'dan yine bu konuyla ilgili bir yorum yapacak olursa bakalım piyasalarda nasıl bir hareketlilik görebiliriz. Bununla birlikte S-400 konusu piyasaların dedik uzun süredir gözünün odaklandığı, gözünün kulağının orada olduğu bir mevzuydu. Temmuz ayında zaten S-400'ün teslimatının yapılacağı Türk yetkililer tarafından uzun süredir açıklanıyordu. Fakat ABD en başından beri S-400 programında Türkiye'nin yer almasını istemediği gibi S-400'ü aldığı takdirde de yaptırımların olabileceğini, hatta ortaya bir takım şöyle iddialar da atılmıştı hatırlayacaksınız. 3 farklı yaptırım paketi olabilir masada deniyordu G20 Liderler Zirvesi öncesinde. Yani bu yaptırımların askeri, ekonomik, belki çok daha farklı alanlarda olabileceği ihtimalleri konuşuluyordu. Trump'tan bununla ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini bir kez daha söyleyelim. G20 Liderler Zirvesi'nde ılımlı bir hava vardı fakat bir de kongre tarafı var tabii. Kongrede ciddi bir söz hakkına sahip ABD cephesinde. Kongrede herhangi bir yaptırım paketi, yaptırım hazırlığı Türkiye'ye karşı olabilir mi? Olursa sembolik mi olur? Sorulabilecek birçok soru var tabii bununla birlikte. Ama Türk yetkililerin daha önceden de belirtmiş olduğu gibi S-400 teslimatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bugün tarih itibariyle, tarihler 12 Temmuz'u gösterirken Ankara'ya teslimat sürecinin geldiğini, intikalinin başladığını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. İlk parçaların teslimatı bugün gelmesiyle birlikte diğer parçaların da teslimatının önümüzdeki günlerde gelebileceğini anlattı. Ve ilk görüntüler yansıyor ekranlarınıza biz bu haber akışını aktarmaya başladığımızdan bu yana. Mürted Hava Meydanı'nı görüyorsunuz Ankara'yı. S-400'lerin ilk parçalarının teslimatının başlaması anı ekranlarınıza an be an yansıyor. Bir kez daha hatırlatalım. Piyasalar bunu çok yakından takip ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri F-35 programından Türkiye'yi çok net bir şekilde çıkarabileceğini, hatta direkt çıkaracağını duyurmuştu. S-400'leri teslim aldığı takdirde. Şimdi tabii bununla ilgili İşin uzmanlarının konuştuğu ve sorduğu birçok soru var. Nereye konuşlanacak sorusu akıllarda. Henüz bununla ilgili bir yer belli değil. Bir takım görüşler tarafından Güneydoğu bölgesi Mersin olabilir ihtimalleri söz konusuydu net olmamakla birlikte. Tabii bunlar fikir beyanları, notunu düşelim. Olabilirse nereye olur? Radarları açık olacak mı olmayacak mı soruları vardı. Bunun gibi birçok soru vardı. Ve devam edelim değerli izleyenler. Profesör Doktor Hasan Köni telefon attığımızda Hasan Hocam'la birlikte konuşacağız bu sıcak gelişmeyi. Piyasalara yansımalarını yakından takip ediyoruz dedik. Hasan Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, buyurun. Şimdi oldukça hareketli bir günün ortasındayız. Uzun süredir beklediğimiz bir haberdi. Temmuz ayında teslimatların olmasını bekliyorduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamış olduğu üzere Temmuz'da teslimatlar gelecek demişti ve Milli Savunma Bakanlığı az evvel açıklamayı yaptı. İlk parçaları Ankara'ya ulaştı, intikal etti dedi. S-400'ün ilk parçaları Ankara'ya geldi. Bundan sonraki süreçte de diğer parçaların geleceğini söylediler. Hemen şunun notunu da düşüreyim. Milli Savunma Bakanlığı bu açıklamasının ardından dolar TL 5.70'i test etti. Buyursunlar hocam. Şimdi tabii bizim de beklentilerimizden stratejik açıdan konuşuyoruz aramızda. Bazı konuşmalar var. Bunlar alınacak, bir köşeye konacak, radarlar açılmayacak. Normal olarak bu mümkün değil. Yani bu kadar savunma sistematiği alınıyor. 2,5 milyar dolar veriliyor ve de ortak üretime geçileceği söyleniyor. Ondan sonra da bunların radarları açılmıyor. Pek mümkün görmüyoruz.
Bir başka ümit daha var. Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlaşması sonucu bize yaptırım uygulanmayacak. Şimdi Hasan Hocam bu noktada bir araya girmek isterim. Trump'ın beyanıdır bu. Fakat biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde işin içinde kongre boyutu da var. Kongreden de bize yaptırım uygulanmayacağına dair net bir sinyal aldık mı bununla ilgili? Nasıl yorumluyorsunuz? Hayır, zaten onu söyleyeceğim. Ben şeyi anlayamıyorum. Hani Trump'la bir yakınlaşmamız var, bizi anlıyor gibi. Evet. Trump'ın bize uyguladığı ambargo nedeniyle dolar 5.60'a ondan sonra 6'ya çıkmadı mı? Yani bu yakınlaşma mı hissediliyor? Basının böyle bir ümit verici analizleri var kendi kendine. Bizde tabii o ümit verici analizler yok. Hatta bazı analizlerde kongrenin demokrat kanadı bir takım yaptırım uygulamak istiyor. Cumhuriyetçi tarafı değil. Hayır. Buradan 7-8 trilyon dolar para kazanmayı bekliyorlar. Eğer S-400'ler açılıp da radarda F-35 uçakları görünüyorsa uçakların fiyatı yarıya düşer. Bütün korkular bundan oluyor. Yoksa stratejik açıdan uzay sistemleri var, uzaydan gözetlemeler var, şunlar var, bunlar var. Herkes birbirini görüyor. Maksat uçakların fiyatının düşmemesi olayı. Yani görünüyor da tehlikeli olur falan diye değil, savaş sistemlerini, askeri sistemleri bilmiyor basınımız. Evet. O yüzden o da yanlış bir durumda. Ve hakikaten geldikten sonra kullanılması gerekiyor. Ve de ilk defa bir NATO ülkesine Rus uçaklarıyla Mürte'de, Ankara'da silah taşınıyor. Bu NATO için çok heyecanlı bir durum olabilir. Bir yandan da biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden bizim petrol aramalar nedeniyle bir takım ekonomik yaptırımlar ya da kısıntılar düşünülüyor. Onlar da bir taraftan geliyor. Eğer S-400'leri alıp da açmazsak bu sefer İdlib konusunda Rusya'nın bir takım baskıları olabilir. Amerika'nın dediklerini harfiyen yapıp da gene bunları kapadığımızda o zaman Kuzey Suriye'deki YPG PKK konusunu kabul etmiş mi oluyoruz? Yani ona hem ona dokunma, hem buradan silah al, hem evet, dediklerini yap, hem de onu karşıla. Yani çeşitli ikilemler içinde bir pozisyon var. Bu riskli durumu ancak hükümet üzerine alarak riskleri karar verebilir. Öbür türlü spekülatif yorumlar tarzında olayı götürüyoruz. Şimdi Hasan Hocam, tabii dediğiniz gibi akıllarda birçok soru işareti beliriyor bu son gelişmeyle birlikte. Milli Savunma Bakanlığı diğer parçaların önümüzdeki günlerde gelebileceğini söylüyor. Fakat bununla ilgili benim gördüğüm kadarıyla bir tarih göremedim. Yani Milli Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir tarih beyan edilmiyor. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği tarih buydu. Temmuz'un ikinci haftası bekleniyor diyordu ilk parçalar için. Öyle oldu, gerçekleşti. Şimdi piyasalardaki tabii etkisini de konuşacağız birazdan ama ben daha çok sizinle bu jeopolitik siyasi konjonktürü değerlendirmek istiyorum. Şimdi hani dedik ya, siz de dile getirdiniz. G20 Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Trump arasında geçen görüşmede Erdoğan'dan da Trump'tan da benzer minvalde mesajlar geldi. Birçok konuda mutabık kalındığına dair. Fakat birçok soru var hala bununla ilgili. S-400'lerin nereye konuşlandırılacağı, radarların açık olup olmayacağı, hangi koşullarda kullanılacağı, hani bununla ilgili, muhteviyatla ilgili bir bilgiye sahip değiliz dolayısıyla. Peki kongreden bununla ilgili daha önce iddia ettikleri üzere eğer Türkiye S-400 alırsa Türkiye'ye yaptırım gelebilir söylemi vardı. Hatta 3 farklı paketten de bahsediliyordu bununla ilgili. 3 farklı yaptırım paketinden. Kongreden böyle bir şey bu noktada bekleyebilir miyiz? Size sözü bırakmadan şunu da hatırlatmak isterim. F-35 programından Türkiye'nin çıkarılma ihtimali de bununla birlikte dahil olabilir mi? Şanahan Akar'a yazdığı mektupta bunu da dile getirmişti. Bu noktada tavırları netti eğer bir değişiklik olmazsa. Şimdi zaman içinde yani gittikçe artarak bir baskı uygulayabilirler. Hatta Türkiye biliyorsunuz S-400'ü birlikte imal etme, yani teknoloji transferi de konuşuldu. Şu anda Ruslar evet, S-500'leri de yaptıklarını duyurdular uzay savaşları için. Sistem de değişiyor. İlk başlarda tahmin ediyorum eğer yaptırım yapılırsa askeri platformlar üzerine gelir. İlk adım yani öyle mi olur hocam sizce? Askeri yaptırım mı beklemeliyiz önce, böyle bir şey gerçekleşirse? Evet. Tabii varsayayım bunlar ama. Sivil halka dokunmamak için. Çünkü bu askeri bir konudur. Sivil halka çok fazla azap çektirmeyelim diye askeri platformlar üzerine. Ama onlardaki harcamalar nedeniyle tabii gene piyasalara yoğun bir yansıma oluyor.
Bunu 1965'lerde yapmışlardı. Johnson mektubundan sonra Kıbrıs olayları nedeniyle askeri harcamaları arttırmak zorunda kalmıştık. O yüzden de bir takım ekonomik sıkıntılar yine o dönemde doğmuştu. 74'ten sonra biliyorsunuz yine Kıbrıs olaylarıyla yine takım yaptırımlar askeri konuda 77 sente muhtacız demişti rahmetli Demirel. Evet. Şimdi yine bu sefer zaten yıpranmış bir durumda bir daha böyle bir yaptırımı herhalde bir NATO ülkesine düşünmezler ümidi var ama bu platformlardan yani F-35 uçaklarından Amerika 7-8 trilyon dolar bekliyor. Bunlar açılıp da görüldüğü zaman sistemde yani S-400'ler bunları görüyorsa bu uçakların fiyatı yarıya düşer. Önemli olan görülmemeleri hızlı olmalarıydı. Yoksa başka sistemler var. Başka askeri sistemler var. Yani herkesin birbirini gördüğü. Uçakların fiyatı düşerse çok büyük kar düşer. Dikkat ederseniz biz yaklaşabilmek için Boeing aldık. Evet. 100 tane. Hı hı. Tanesi 446 milyon. Tabii bu krediyle olacak. Doğru. Biz ekonomi kanalı olduğunu size söylüyorum. Bunların da şeyini hesapladık. Yılda 2 milyar 800 milyon dolar faiz ödenmesi gerekiyor. Yani Türkiye ikili dengeler arasında elinden geleni yaptı diyelim. Fakat riskli dengeler içinde bir sonuca doğru gidiliyor. Peki Hasan Hocam, şimdi diyelim ki ABD daha önceden en başından beri beyan ettiği gibi F-35 programından Türkiye'yi çıkardı. Erdoğan demişti ki uluslararası tahkime gideriz gerekirse bununla ilgili. Peki böyle bir durumda Türkiye'nin nasıl hak talep etme yoluna gidebileceği bir projeksiyonu olabilir? F-35 programından ABD çıkardığı takdirde ya da NATO devreye girer mi? Herhangi farklı bir pencere, perspektif açılabilir mi? Yoksa direkt ABD evet ben size bunu almamanızı söylemiştim aldığınız için en başından beri dediğim gibi sizi çıkarıyorum deyip çıkarabilir mi? Şey diyebiliriz. Böyle bir şey yapabilir çünkü uluslararası tahkim konusundaki mahkemeler Londra ve Amerika'da. Yani oradaki sistemi koruyabilecek nitelikte hukukçumuz var mı yok mu bilmiyorum ama herhalde yabancı firmaları tutmamız gerekecek. Hı hı. Bunun görüşmeleri yıllarca sürebilir. Çünkü Çin de Amerika'yı uluslararası ticaret örgütüne şikayet etti. Bir takım gereksiz yaptırımlar yapıyor diye. Orada da Amerika'nın veto hakkı var. Bir tek ülkenin veto hakkı var. Amerika'nın veto hakkı var. Yani Batı'ya karşı açılan davaları Batı ülkelerinde Türkiye'nin götürme kapasitesinin çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de o anda söylenmiş cümlenin gerçek bir çözüm olabileceği de biraz zorluk içinde görüyorum. Pekala yani hocam. Varsa son cümlenizi alabilirim. Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Sağ olun efendim. Siz de sağ olun. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Köni görüşlerini aktardılar. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama üzerine S-400'lerin ilk parçası bugün tarihler 12 Temmuz'u gösterirken Türkiye'ye ulaştı ve 5.70'e dolar kurunun hemen çıktığını söyleyelim. An itibariyle 5.69'dan fiyatlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin ilk parçasının Ankara'ya geldiğini duyurdu. İlk görüntüler yansıyor ekranlarınıza. Mürtet Hava Meydanı Ankara'dan ilk görüntüler yani S-400'ün parçalarının Türkiye'ye ulaştığı andan itibaren düşen görüntüler yansıyor ekranlarınıza. Tabii bu haber yaklaşık bir saat öncesine ait olduğu için görüntüler canlı değil, notun düşelim. Ama ilk görüntüler olduğunun da altını çizelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda birinci grubun bugün Ankara'ya intikalinin başladığını tekrar hatırlatmış olalım. Ve değerli izleyenler gün ortasında piyasa notlarını aktardık. Elbette yakından takip ettiğimiz konuydu S-400 konusu bildiğiniz üzere. Bakalım piyasalarda daha sonra nasıl hareketler görebiliriz. Haydi kısa bir araya gidelim. Haftanın son işlem gününde söyleyecek sözü olanların programı sözüm var. Dakikalar sonra stüdyo konuğumsa MOSFET Başkanı Ahmet Güleç. Görüşürüz.